Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün elimde Homatix'in yeni seri Box-R 4K cihazı var. Oğlum ve kedim de yanımda bana destek oluyorlar. Cihazımı açıyorum. Kutu zaten aynı. Bir değişiklik yok kutuda. Cihazın sürümü de aynı. Sadece bunda depolama 32 GB'a çıkarıldı. RAM 2 GB. Kutumuz gayet kaliteli bir kutu. Cihazımız burada. Homatix'in cihazları zaten kaliteli cihazlar. Malzeme kalitesi olarak Homatix'in logosu. Sağda bir USB 3.0, bir USB 2.0, bir micro SD kart yuvası var. Ön tarafı, yan tarafı boş. Arka tarafında adaptör, Ethernet, HDMI, AV portu, optik ses çıkışı ve USB-C girişi mevcut. Kutu içeriğine bakalım. Kutu içeriğinde HDMI kablomuz. Google'ın referans kumandası. Kumandayı biliyoruz. Referans kumanda. Bir de adaptörümüz. 12 volt 1.5 amperlik adaptör. Şöyle söyleyeyim, bu cihazla ilgili çok sorular oluyor. Premium kumandası var bu şekilde. Büyük bir kumanda. Bunu ayrıca satın alabiliyorsunuz. Ayrıca bir de USB-C'ye bağlanan böyle bir uydu aparatı var. Bu uydu aparatını kullanarak çanağınızı buna bağlayabiliyorsunuz. Çanak bağlayınca bu kumanda da mutlaka gerekiyor. Çünkü sayılar size lazım oluyor. Bunları gösteremiyorum. Daha doğrusu uydu alıcısını gösteremiyorum teliften dolayı. Ama diğer bütün her şeyi göstereceğim. Şimdi bilgisayara geçiyorum. Cihazımız açıldı. Ben gerekli uygulamaları yükledim. Şimdi bir yeniden başlatayım. Açılış hızına bakalım. Yeniden başlat diyorum. Cihazımız daha önce incelediğim bir cihazla özellik olarak neredeyse birebir aynısı. Tek farkı dediğim gibi bunda depolama 32 GB'a çıkarıldı. Hatta diğer modellerde de çıkarılacak 32 GB'a. Hem yeni disk çipinin hızını ölçeceğiz. Hem de performansa etkisi var mı yok mu ona bakacağız. Bu sırada cihazımız açılıyor. Şimdi AIDA ile başlayalım. Box-R 4K 2 GB RAM 32 GB depolama, bunun 25.76 GB kullanılabilir olarak veriliyor. 4 çekirdekli 2 GHz bir işlemci. Mali G31 grafik yongamız. 5 GHz'imiz var. Android 11 sürümümüz mevcut. Root yok tabii ki cihazda. DRM infomuza baktığımızda L1 sertifikası olduğunu göreceğiz. Şöyle inelim. L1 sertifikamız var. Netflix, Disney, Amazon Prime gibi içerik üreten uygulamaları sorunsuz bir şekilde kullanabiliriz. Video testimizi yapalım. Hem de Kodi'nin açılış hızına bakalım. Gayet seri biçimde açılıyor. Video testlerimizi yapalım. Jellyfish 160'ta başlayalım. Gayet seri, sorun yok. 400 MB. 400'de de hafif takılmalar olsa da iyi. Depolamanın artması sanki biraz daha performansı artırmış gibi. 4K HDR'da da sorun yok. YouTube'a gidelim. Son videomu açacağım. Şimdi performans testlerini hep birlikte yapalım. Cihazımız böyle kurulum ekranıyla geliyor. Türkçe ve Arapça seçeneği geliyor. Türkçe yine gayet iyi. En ufak sorun yok. Hızlı biçimde açılıyor ve videoları çalıştırıyor. Sesli komuta bakalım. Ankara'da hava nasıl? Şu anda Ankara'da sıcaklık 26 derece ve düzenli aralıklarla bulut geçişlerinin olduğu açık bir hava var. Sesli komutta sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Ekran yansıtmada da en ufak problem yok. Zaten lisanslı cihaz. Browser testini yapalım. Buradan kendi siteme gideceğim. Gayet hızlı biçimde açılıyor. Resimler hemen yüklendi. Tarayıcı testinde de sorun yok. İnternet hız testini yapalım.
Wi-Fi 6 destekliyor bu arada. Onu söyleyeyim. APK yükleniyor tabii ki her cihazda olduğu gibi. Şu an 5 GHz'e bağlıyız. 100 üzerinden 89 aldı, gayet iyi. 2.4'e geçiyorum. 2.4'e bağlandım. Bunda da 100 üzerinden 95 aldık. Gerçekten Wi-Fi sizi üzmez. Ethernet'e gerek duymazsınız. Beachbody'ye bakalım. Daha sonra disk yazma testini yapalım. Ondan sonra da emülatör oyunlarına bakarız. Beachbody'yi açayım. Oyunumuz açıldı. Gayet seri. Şimdi disk hız testini yapalım. Daha sonra da emülatör oyunlarına bakarız. Bu uygulama ekranda mobil destekli uygulamaları görebilmek için lazım. O yüzden yükledim. Şimdi mouse gerekecek. Testi başlattım. Hem kapasitemiz artmış hem okuma yazma hızlarımız artmış. Yazma hızı 55'te 60 olmuş. Okuma hızı 65'te 120 olmuş. Okuma hızında büyük artış var. Performansı etkisi buradan belli oluyor zaten. Bunu da sonlandırıyorum. Yani sadece hafıza artmamış, hızı da artırılmış. Ve fiyatı değişmedi. Yine Mertomatix kodunu kullanarak aşağıda verdiğim linkten %10 indirimli satın alabilirsiniz. Şimdi devam diyelim. Bir tane şey deneyelim. Emülatör oyunu deneyelim. Açılıyor. Şu an joystick bağlamadığım için oynamayacağım. Ama şöyle görün, gayet sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Başka göstermediğim bir şey kalmadı. Cihaz gayet güzel. Dediğim gibi %10 indirim kodunu kullanarak daha uygun fiyata alabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.